Malikciğim, hani şu sigortacıyı arayacaktın, ondan bir haber var mı diye soracaktım sana. Malik. Bu. Malik. Alo. Ne bakıyorsun sen ya? Aa. Aa, kızlar iyi misiniz? Merhaba doktor hanım. Ya şey, biz biraz endişelendik de. Merve ile Pelin çarpıştı düşen topu kurtaralım derken. Pelin yerde kaldı, bir süre kalkamadı. Merve'nin de baş dönmesi geçmeyince kalktık geldik. Evet, çok iyi yapmışsınız çünkü kafa travmaları çok önemlidir. Merve'ydi değil mi? Merve'cim başında ağrı var mı? Var. Sen de Pelin'sin. Pelin'cim mide bulantın var mı? Anladım. Neyse kafalarınızı eğmeyin. Kafa eğmemek lazım. Başlar yukarıda. Tamam, o zaman hemen iki tane tekerlekli sandalye getirdim. Malik. Malikciğim. Hemen git iki tane tekerlekli sandalye çağır. Ne yapıyorsun sen ya? Şu dakika itibariyle hastanenin bel kemiği, aynı zamanda yarı doktor olan Malik olaya müdahale ediyor. Ertan. Oğlum. Ertan gel bakayım. Ertancığım, şimdi hastanemizdeki iki tane güzel tekerlekli sandalyeyi güzel hanımlar için getiriyorsun, tamam mı? Koş bakayım, fırla. Geçmiş olsun. Başka bir hastaya bakmam gerektiği için biraz geç kaldım, kusura bakmayın. Merhaba, ben Doktor Sinan. Ben de Pelin, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Burada ağrı var mı? Evet. Burada. Elimi tarif etmeni istiyorum. Parmağım. Evet, nasıl oldu bu? Anlasın bakalım. Ya kaza işte. 100 kere o top oraya düşse çarpmayız aslında ama öyle denk geldi. İkimiz aynı anda atladık. Havada birbirimize uçan kafa attık. Sonrası malum. Geçmiş olsun. Nisan Hanım müsaade eder misiniz? Teşekkürler. Senin adın neydi? Merve. Merve. Merve acı var mı? Burada ağrı var mı? Burada. Parmağımı takip etmeni isteyeceğim. Merve, çarpışmadan sonra normal dışı bir şey hissettin mi? Yani o anki acıdan sonra böyle şiddetli bir baş ağrısı ya da kusma, ne bileyim, denge bozukluğu falan. Bir süre yerden kalkamadım. Gözlerim karardı, evet. Yıldızları gördüm dedikleri bu halde diye düşündüm. Çok da büyütmedim yani. Anladım. Evet gençler. Hocam bizi Murat Hoca gönderdi. Size yardım edebilirmişiz de. Emirlerinizi bekliyoruz. Umut Hanım da deseydim bari. Eğer söylediklerimi harfiyen yapacaksanız kalabilirsiniz. Kafasına göre davranan, çok konuşan ya da beni herhangi bir şekilde rahatsız eden olursa dışarı çıkartırım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Anlaştık. Anlaştık hocam, tamamdır. Tamam. Hadi bakalım, soğuk kompresle başlıyoruz. Evet, pek aynen böyle. Yavaş yavaş ve hassas. Çünkü neden? Yumuşak doku yaralanmaları artı epidural ve subdural kanamalar olabilir hocam, o yüzden. Aferin sana. Aynen böyle. Komprese devam ediyoruz. Ondan sonra da hastalarımızı tomografiye götüreceğiz. Ondan sonra da ne yapacağımıza karar vereceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Sorusu olan? Yok hocam. Doktor bey. Benim bir sorum olacak. Daha önce hiç voleybol oynadınız mı? Elleriniz biraz büyük gibi de. Yok, oynamadım. Ben de her Türk genci gibi topa ayakla vurmayı tercih ettim. Ama o konuda iyiyimdir yani. Oynayabilir misiniz aslında? Fiziğiniz gayet müsait bence. Sağ ol yani, teşekkür ederim. Efendim Nisan Hanım? Hocam, anladığım kadarıyla bana burada pek ihtiyacınız yok. O yüzden diyorum ki acaba ben gidip Kaan Bey'i mi kontrol etsem? Ya da siz de gelseniz birlikte mi kontrol etsek? Yok, sen gidip Kaan Bey'i kontrol edebilirsin Nisan'cığım. Ben buradayım. Peki hocam. Kolay gelsin. Ali, biraz daha yavaş ve hassas. Tamam hocam. Siz komprese devam edin, ben birazdan geliyorum. Tamam hocam. Geçmiş olsun. Hanımefendi. Ya
resmen artık yüzüme bile bakmıyor ya. Bu kadar da ayıp yani. Aha çikolata. Şeytanın elçisi. Yo yo. Yo bu sefer kalmayacağım. Yani benim mutlu olmak için çikolata yemeye ihtiyacım yok ki. Evet yemeyeceğim. İşte iradenin gücü.